Herkese merhabalar. Kozalak kurabiyesi yapacağız. Bunun için tavama kremamı, çiğ kremamı boşaltıyorum. Kremam ılınırken bir paket çikolatamı boşaltıyorum. Sütlü olur, bitter olur. Nasıl istiyorsanız. Şimdi bunları eriteceğiz. Hem az malzemeli ve evde kalmış keklerinizi değerlendirmenin en güzel yolu bu kurabiye. Evet, tüm çikolatalar eridi. Şimdi bunu bir kenarda ılınmaya alacağım ve ben bu arada keklerimi parçalayacağım. Şimdi böyle hazır bir adet baton kekimizi parçalıyoruz. Eğer sizin evinizde kekiniz varsa böyle almanıza gerek yok. Onları da kullanabilirsiniz. Böyle iyice ufalıyorum onları. Bakın hepsi ufak oldu. Şimdi erittiğimiz çikolatalı kremayı üzerine gezdiriyorum. Kozalak şekli verirken yaprak gevreklerden kullanacağız. Bunlar da sadece Bim'de var. Şimdi karıştırıyorum. Bu tatlıyı ilk kez sizle deniyorum ben de. Bir tane kek az geldi. Peki ne yaptım bu durumda? Evde böyle petibör bisküvilerim vardı. Bir yarım pakette ondan kırdım. Demek ki kekin gramına göre de değişiyor. Bendeki kek biraz ufak kaldı. O zaman siz 2 adet kek kullanın. Ya da benim gibi böyle petibör bisküvi de kırabilirsiniz içine. Bakın kıvam almaya başladı onu ekleyince. Artı soğudukça da donmaya başladı. Sonra yuvarlak toplar yapacağım ve tekrar buzdolabına atacağım. Varsa evinizde fındık kırığı da güzel olur içine, ceviz ufağı. Şimdi bunlardan minik toplar yapacağız. Böyle tepsime yağlı kağıt serdim. Şimdi bir parça alıyorum. Kozalağa benzetelim. Koni şeklinde bir şey olsun. Evet, bitene kadar hamurlarımı bu şekilde yuvarlıyorum. Evet sevgili takipçilerim, kozalaklarımız dışarıda dondular. Şimdi bir tanesini alıyorum. Şöyle en alttan başlayarak yukarıya doğru çıkacağım. Tek uğraştırıcı kısmı bu ama bu lezzete ve bu sunuma değer diye düşünüyorum. Hele ki yılbaşı yaklaşıyorken değişik tarifler arayanlara tavsiye ederim. Bakın yavaş yavaş belirmeye başladı. Hatta daha sık bile yapılabilir. Bu şekilde devam edeceğim. Sevgili takipçilerim, ben bu kadar yaptım. Son bir tane yine sizlerle birlikte yapmak için bıraktım. Şöyle şurası biraz koni şeklinde bir hamur parçamız var. Şöyle en alttan başlıyorum. Bu şekilde dizmeye devam edeceğim. Şöyle elinizle destekliyorsunuz. Çünkü hamur elinizde ısındığı için açılıyor. İkinci katı. Böyle yukarıya kadar çıkacağız. Evet, bu şekilde bitirdik. Bakın. Şimdi şu şekilde yerleştiriyorum. Sonra tekrar soğuk ortama atacağım. Misafirleriniz gelene kadar orada beklesinler.
Bir de üzerlerine pudra şekeriyle kar yağdırdık mı? Yeni yıl konseptli kozalak pastamız. Evet. Kozalaklarımıza kar da yağdırdık. Tarifimi beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.